thank hey. you Merhaba arkadaşlar Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok aldığımız sorulardan bir tanesi ön patlardaki çekme sorunu. Bugün sizlere o konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi elimdeki parçada görebilirsiniz. Bakın sol taraftaki pat çekiyor. Sağ taraftaki patımız daha düzgün. Bunu nasıl yaparız? Kısaca bu parçamın üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi göstereceğim yeleklerde çok fazla bu sorun yok arkadaşlar bakın şöyle bir yelek örnek olduğu için bakın örneğimizde haroşalar olduğu için burada bu çekme olayını yaşamadık. Daha çok düz yaptığımız örgülerde kasma olur bakın şöyle öndeki pat geri doğru çeker burada bir miktar var ama kullarımda bu açacağı için çok bizi rahatsız etmiyor ama özellikle düz örüyorsanız düz bir örgü yapıyorsanız burada parçada gördüğümüz gibi Böyle yeleğimiz bitmeye yakın önler toplar geri geri çeker. Bu da birçok arkadaşımızı rahatsız ediyor ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi bu tarafta yapmadım bu tarafta uyguladım. Gördüğünüz üzere şimdi küçük parça üzerinde bu sorunu nasıl çözeriz anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi örnek yapıyorsanız eğer örnekli yapıyorsanız modellerde bu çok fazla olmaz ama özellikle düz örgülerde düz örgü biraz boyuna ilerleyen bir örgüdür. Haroşa da aksine iki sırada bir sıra olduğu için böyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Bazen o yüzden yeleklerde özellikle bayan yeleklerinde önleri haroşa değil de lastik örgü yapmayı tercih ederler. Ama bu durumda ne yapabiliriz? Şimdi sizlere anlatacağım. Her iki tarafta da uygulayacağım bu sefer. Çünkü genelde robadan başlamalı bebek gereklerinde bu sorularla çok karşılaşıyorum. İki tarafta da hani bir tarafta yapıp diğer tarafta nasıl uygulayacağınız soru işareti kalmasın diye. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Eskiden çok eski örgü öğrenler biliyordur. Annem de çok örgü öğren bir bayan. Ondan biliyorum ben yani arada bu işlemi yaparak e, patlarımızı daha düzgün çıkarırdı dediğim gibi eskiler çok daha iyi bilir ama yeni örgü öğrenler bu sorunla çok karşılaşıyorlar özellikle e, instagramda dm'den çok yazan oluyor şimdi böyle bir sorun olduğunda arkadaşlar önlerimiz çekiyorsa eğer ne yapacağız hemen ilk olarak sağ patımızı görelim katımızı 7 ilmek olarak örüyoruz arkadaşlar. Ee, devam etmiyoruz. Buradan bir geri dönüş yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve biraz sıkıştırıyoruz ki döndüğümüz yer gözümüze kötü görünmesin. Burada ilk dönüşümüzü yaptık. Tekrar örgümün başına geldim. 7 patımı yine örüyorum. Bakın buradan geri dönmüştük. 7. ilmeğimi ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bir kez döndüm. Şimdi dediğim gibi yakadan başladıysak eğer bir tarafta yaptığımız sırada mutlaka diğer tarafta da yapmalıyız ki yeleğimiz dengeli olsun örgümüz. Aksi takdirde şimdi genelde ilikleri sayarak açarız. Yeleğin boyunu buradaki haroşaları saymak daha kolaydır. Sayarak yaparız. Aksi takdirde bir tarafı uzun bir tarafı kısa olur. Mutlaka bir tarafta dönme işlemi yaptığımızda diğer tarafta da mutlaka yapıyoruz. Şimdi burada ters olduğu için tersinden döneceğiz. Tersine geldiği için öncelikle haroşamızı ördük. Şimdi, geri dönüyoruz. 7 ilmek haroşamızı örüp bu kenarda da bir kez dönüş yapacağız. 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. Burada dönüş işlemimizi yaptık. İpimi aldım. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. bu kez sıra başına kadar bakın burada geri dönmüştük sıra başına kadar örmeye devam ediyoruz Evet arkadaşlar bir kez bu tarafta döndük bir kez de bu tarafta döndük. Mutlaka hani burada dönüş yapıyorsak burada da yapalım ki örgümüzün dengesi sağlansın. Şimdi bunu yaptım. Ben yine e, bir 10 sıra kadar ya da e, 12 sıra kadar örmeye devam edip tekrar bunu e, yapacağım ki ön patlarımda çekme olmasın. Siz de örgünüzde şu şekilde ayarlama yapabilirsiniz ilk aralarının tam ortasına yani burada iliğimizi açarsak şurada da ikinci iliğimizi açtığımızı düşünürsek iliklerin tam ortasına gelecek şekilde bu dönüş işlemlerini yaparsanız yeterli olacaktır arkadaşlar çok sık da yapmamıza gerek yok çok sık yaptığımızda da şu an bakın örgü gayet düzgün şuradaki çekmeyi görebiliyorsunuz çok sık yaptığımızda da zaten haroşa kullanımda bir miktar açma uzama yapar o zaman da çok fazla Ön patlarınız aşağı düşer arkadaşlar. O yüzden çok fazla yapmadan yani çok abartmadan sadece ilk aralarında 5 ya da 6 kez yaptığımızda ön patlarımız çok daha düzgün duracaktır. Ön patlarda çekme sorununun dışında bir de e, şurada salmalar görüyorum. Bazen e, kanalımdan yelek yapıp e, arkadaşlar gönderiyorlar ama kenarları bu şekilde ters almıyorlar. Düz aldığımız zaman da kenarlarda ekstra bir uzama kaynaklanıyor. O yüzden lütfen kenarlarımızı bakın bu şekilde ters olarak alırsanız e, örgülerimizin kenarları çok daha düzgün duracaktır. Bunu yine kanalımda ters ve düz kenar tekliği olarak anlatmıştım arkadaşlar. Eğer o şekilde yapıyorsanız videolarımı izleyip daha düzgün kenarlar ve patlar elde edebilirsiniz. Hatta düz örgülerinizde bile kenarları bir ilmeği kenarlarda ters alırsanız e, dikimi kenarların çok daha kolay olacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, e, ben ikinci kanalımı açtım. Belki bilmiyorsunuzdur kardeş örgüler örgü modelleri olarak ikinci kanalımı açtım. Orada daha çok örgü modelleri anlatmaya çalışıyorum. Burada yelek, hırka olarak hani bütün olarak anlatıyorum. Orada birçok yeni örgü modelini bulabilirsiniz ve abone olursanız da beni çok e, memnun edersiniz. Evet arkadaşlar, bugün e, kenar Dönme tekniği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.